Amazon kelime kökeni bir Yunan efsanesine dayanan savaşçı kadınlar kavmine verilen bir isimdir. Ama tabii ki bizim bugün anlatacağımız Amazon bu değil. Biz size Amazon yağmur ormanlarından bahsedeceğiz. Güney Amerika'da bulunan dünyanın en büyük yağmur ormanlarının hala keşfedilebilecek birçok yeri ve bilinmeyen yüzlerce canlı türü var. Batıdan bakıldığında Büyük Okyanus'a, doğudan bakıldığında ise Atlas Okyanusu'na kadar uzanan Amazon ormanları yaklaşık 7000 kilometrelik uzunluğa sahiptir. Taşıdığı su miktarı açısından dünyanın en büyük ırmağı olan Amazon Nehri'nin çevresinde yer alıyor. Güney Amerika'nın üst tarafında Amazon havzasını kaplayan bu devasa ormanlar 5,5 milyon kilometre karelik alanı sıra dışı bitki örtüsü ve egzotik canlılarıyla dünyamıza nefes olmaktadır. Dünya oksijen miktarının yaklaşık %20'si Amazon yağmur ormanları tarafından karşılanmaktadır. Güney Amerika'nın üst taraflarında Amazon havzasını kaplayan bu devasa ormanlar 5,5 milyon kilometrelik alanı sıra dışı bitki örtüsü ve egzotik canlılarıyla dünyamıza nefes olmaktadır. Dünya oksijen miktarının yaklaşık %20'si Amazon yağmur ormanları tarafından karşılanmaktadır. Amazon ormanları tek başına dünyanın oksijen ihtiyacının %20'sini karşıladığı için bu ormana aynı zamanda dünyanın ciğeri de denilebilmektedir. Amazon ormanlarında oluşan şiddetli yağmurlar çevresel koşullardan değil, bölgesel buharlaşmadan dolayı oluşmaktadır. Bu doğa harikası kendi yağmurunu kendisi üretmektedir. Amazon yağmur ormanları 40 bin çeşit bitkiye, 2 bin çeşit kuş türüne, binlerce memeli hayvana, 100 bin çeşit omurgasız canlıya ve 2 bin farklı balık türüne ev sahipliği yapmaktadır. Boyu 40 metre olan ağaçlar, zehirli çiçekler, sanki bir biblo gibi öylece duran baykuşlar, 30 farklı türü bulunan papağanlar, buraları ziyaret eden insanları adeta büyülemektedir. Ormanın büyük bölümü, yani %60'ı Brezilya topraklarında yer almakla beraber toplamda 9 ülke bu zenginliği paylaşmaktadır. Brezilya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana, Surinam ve Fransız Guyana'sı Amazon ormanlarını içine alan ülkelerdir. Amazon ormanı tek başına dünyanın ihtiyaçlarının büyük bölümünü karşılamaktadır. Günümüzde tüketilen gıdaların neredeyse %80'i yağmur ormanlarından gelmektedir. Örnek olarak kahve, kakao, pirinç, domates, patates, muz ve daha birçok farklı gıda bu ormanlardan bizlere gelmektedir. Tabii tahmin edeceğiniz üzere bu kadar ürün çeşitliliği olan bu orman çevresinde de ekonomik katkılara sebebiyet vermektedir. Medeniyetin kancasına takılmamış insanlar her çeşit bolluğun hakim olduğu bu bölgede geçimini balıkçılık ve tarımla sağlamaktadır. Meyve, sebze ve tropikal bitkilerin yanı sıra zengin balık çeşitleriyle neredeyse kıtanın tamamına ihracat yapılmaktadır. Ticaretle uğraşan halk dışında Amazon'da hala dünyaya hiç açılmamış, kendi kabuğunda yaşamaya çalışan kabileler de bulunmaktadır. Özellikle medeniyete açılmamak kendi tercihleri olmuş, hem geleneklerini sürdürmek hem de yeni dünya düzeninin bir parçası olmak istememektedirler. Amazon yağmur ormanları doğallığını büyük ölçüde bu kabilelere borçludur. Yol yapımına ve kentleşmeye izin vermeyen halk geçimini avlanarak ve sebze yetiştirerek sağ doğanın parçası olmuş, bazı kabileler kendilerini yüce ruhun çocukları olarak adlandırmaktadırlar. Atalarının inançlarına sahip çıkmakta ve doğanın gücüne inanmaktadırlar. Dinsel törenleri de oldukça renkli bir atmosferde geçmektedir. Yüzlerine ve vücutlarına çeşitli motifler yapmakta, saatlerce dans etmektedirler. Bu kabilelerin yaşadıkları köyler birkaç haneden oluşmakta ve karadan ulaşım sağlanamamaktadır. Bir uçaktan bakıldığında sonu görünmeyen yağmur ormanları o kadar büyüktür ki
Amazon ormanı dünyanın %6'sını kaplamaktadır. Fakat buna rağmen dünyanın toplam hayvan ve bitki popülasyonunun yarısına ev sahipliği yapmaktadır. Öyle ki dünyada bilinen türlerin %10'u Amazon ormanlarında yaşamaktadır. Dünyadaki kuş türlerinin %20'si bu ormanlarda bulunmaktadır. 40 bin farklı bitkinin yanı sıra Amazon ormanı yaklaşık olarak 2,5 milyon böcek türüne de ev sahipliği yapmaktadır. Ormanın birçok bölgesi neredeyse zifiri karanlık. Çünkü güneş ışığının sadece %1'lik bölümü ağaçların aşırı yoğun yapraklarından geçip orman tabanına ulaşabilmektedir. Ağaçların ve yaprakların bu kadar sık olduğu, güneşin bu kadar az girdiği ormanda yaklaşık 3000 farklı meyve bulunmaktadır. Bu meyvelerin sadece 200'ü dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde tüm dünyada kullanılan modern ilaçların 1/4'ü Amazon ormanlarındaki bitkilerden elde edilmektedir. Şu ana kadar Amazon ormanlarındaki bitkilerin sadece %1'inin tıbbi özellikleri araştırılmış. Bir düşünün, sadece %1'lik orandan dünyadaki ilaçların 1/4'ü üretiliyorsa, geri kalan bitkilerin bize sağlayacağı faydalar neler olabilir? Tabii ki bu kadar güzelliğin insanlığa ve dünyaya katkılarının yanında bu ormanın tehlikeleri de yok değil. Amazon'da dolaşırken çeşitli sesler duyacaksınız. Ama bunların hepsini göremeyebilirsiniz. Ancak kesinlikle onlar ormanda sizi görecektir. Güney Amerika'da jaguarların olduğunu belgesellerden de olsa mutlaka duymuşsunuzdur. Siyah jaguar görülmesi çok nadir bir hayvandır. Ancak Amazon'da bulunabilirler. Siyah jaguarlar mutasyonların bir sonucudur. Ancak çoğunlukla jaguar benzer desenleri leoparlarla paylaşırlar. Onlar vahşi ama görkemli hayvanlar olup Amazon yağmur ormanlarının en tehlikeli hayvan türlerinden biridir. Mesela Amazon'da dolaşırken harika bir nehir veya göl çıktı karşınıza. Biraz manzaranın büyüsü, biraz da serinleme isteğiyle atlayıp yüzmek isterseniz biraz durup düşünün. Çünkü piranalarla yüzmek çok da keyifli olmayacaktır. Piranalar Amazon'da en çok korkulan balıklardan bazılarıdır. Çoğunlukla bu balıklar zararsız gibi görülebilir. Ancak omurgalılar içinde en güçlü ısırıkları olanlardır. Pirana bir hayvanı ya da bir insanı saniyeler içerisinde keskin dişleri sayesinde parçalayabilir. Ormanda dolaşırken yorulursanız bir ağaca yaslanıp dinlenmeyi de düşünmeyin. Golyat örümceğiyle karşılaşabilirsiniz. Bu devasa örümcekler bazı bilim adamlarının Guyana'ya yaptığı bir yolculuk sırasında öğrendikleri gibi bir yavru köpeğin büyüklüğüne dönüşebilir. Bu örümcekler nadirdir. Ancak yağmur ormanlarının bazı kısımlarında bulunurlar. Amazon oldukça ürpertici hayvanlara ev sahipliği yaparken Amazon Nehri Yunusu gibi birçok dost tür de vardır. Bu yunuslar ekol lokasyonu kullanırlar ve oldukça özgür ruhlu hayvanlardır. Oynak bir kişiliğe sahiptirler ve yerliler mistik güçlere sahip olduklarını söylerler. Su samuru gibi sevimli yaratıklar da görebilirsiniz mesela. Peki tüylü yaratıkların süper boyutlu bir versiyonunu görmek ister miydiniz? Dev su samuru Amazon havzasında bulunur ve çok nadirdir. Ama Amazon'a yapılan kirlilik bu hayvanların bir kısmının yok olmasına neden olmaktadır. Çünkü hayatta kalmak için temiz, el değmemiş suya ihtiyaçları vardır. Dev su samuru balık avlamak ve tabii ki de güneşlenmek ister. İsa Mesih olarak da adlandırılan Basilis Kerten kelimenin tam anlamıyla suda yürüyebilen birkaç hayvandan biridir. Hızın ve oldukça hafif olmanın kombinasyonu bu yaratıkları su yüzeyinde hız kazanmasını sağlar. İsa Mesih Kertenkele Amazon'un birçok
harikasından bir tanesidir. Bunda filmini izlediyseniz gerçek hayatta bu hayvanla karşılaşmak istemezsiniz. Devasa boyutlara ulaşabilen bu yılanlar boyuna bakmaksızın her şeyi yutabilirler. Tabii ki tehlikeli de olsalar, tüm bu canlı türlerinin yaşadığı mükemmel bir ekolojiye sahip inanılmaz bir doğa ortamıdır burası. Ancak son yüzyılda Amazon ormanlarının birçok kısmı tahrip veya yok edilmiş durumdadır. Şu an yapılan hesaplamalara göre her saniye 0,4 hektarlık alan yok edilmektedir. Ormanlık alanın yok olması şu anki hızla her gün 137 farklı canlı türünün neslini tüketmektedir ve yaklaşık bundan 40 yıl sonra Amazon ormanlarının tamamıyla yok olmuş olacağı varsayımı gündemdedir. Tabi yok olma etkenleri artarsa bu süre çok daha kısa zaman alabilir. Bilindiğinin aksine yağmur ormanlarının toprakları mineral açıdan hiç de zengin değildir. Bir kere alandaki ağaçlar söküldüğünde o toprakta bir daha bir şey yetişmesi neredeyse imkansızdır. Yıllarca bu verimsiz topraklarda böylesine devasa bir ormanın nasıl oluşabildiği bilim insanları için büyük bir gizem oluşturmuştur. Ki geçtiğimiz yıllarda NASA uydularından alınan verilerle bu gizem çözülene kadar. Afrika'da Sahra çölünden kalkan kum fırtınaları ve toz parçaları okyanusu aşarak bölgelere erişmektedir. Ve Sahra çölünden gelen bu kum ve toprak karışımı inanılmaz derecede toprak ve bitkiler için besleyici özellikler sağlamaktadır. Dünyanın ekolojik dengesini ayakta tutan, tüm dünyanın oksijen ihtiyacının %20'sini karşılayan bu muhteşem doğa ortamı ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olarak kabul ediyor ve doğanın büyüklüğü karşısında saygıyla eğiliyoruz.